İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin oluşturulmasının 101. yıl dönümü. Ermenistan Cumhuriyeti Çin'den yeni bir parti tıbbi yardım aldı. Avrupa Birliği, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni halkına karşı işlenen suçlar unutulmamalı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 184 kişi koronavirüse yakalandı. Hrant Dink öldüren Türk milliyetçisi yakında hapisten çıkabilir. Cavak'ın Karsah köyündeki Sürp Garabet Kilisesi'nin restorasyonu için bir banka hesabı açıldı. 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan'ın ilk hükümeti 15 Mayıs 1919 tarihinde büyüğümüz Boğosnubar Paşa, Profesör Der Hagopyan, Doktorlar Navruz, Pastırmacıyan, Çobanyan ve Tekeyan'dan oluşmuş olan Paris'teki Ermeni Ulusal Konferansı tarafından kuruldu. Bu hükümet oluşumu Aharonyan, Ohancanyan ve Bahacanyan'dan oluşmuş olan Ermenistan Cumhuriyeti heyetiyle ortak çalışmalar yürütecekti. Batı Ermenistan ile Ermenistan Cumhuriyeti heyetleri Birleşik Ermenistan heyetini oluşturmuşlardı. Sloganlar ise şuydu: tarihi sınırları içinde özgür, bölünmez bir Ermenistan. Yanlış anlaşılmaları önlemek için Batı Ermenistan'la ilgili tarihi ve hukuki bir hatırlatma. 29 Aralık 1917'de Batı Ermenistan'ın Erzincan ilinde Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Sovyet Rusya Halk Konseyi, Batı Ermenistan Ermenilerinin özgürce kendi kaderini tayin hakkıyla bağımsızlığa kadar gidebilecek Türkiye Ermenistan'ı hakkındaki Batı Ermenistan'ı deklarasyonunu kabul etti. 19 Ocak 1920'deki Paris Konferansı sırasında Müttefik Devletler Yüksek Konseyi, Batı Ermenistan Devleti ve Boğosnubar Paşa Başkanlığındaki hükümetini de facto, 11 Mayıs 1920'deki San Remo Konferansı sırasında ise de jure bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdı. Batı Ermenistan, 1. Dünya Savaşı'nda savaşan ülkelerden biridir. 15 Kasım 1916 tarihinde Fransa ile birlikte Ermeni gönüllülerin de içinde bulunduğu Doğu Lejyonu kuruldu. Sonrasında 1 Şubat 1919'da Kilikya'da, daha sonra Ermeni Ulusal Ordusu'nun çekirdeğini oluşturacağı öngörülen ve Fransa tarafından desteklenip terk edilen Ermeni Lejyonu kuruldu. Türkiye, 10 Ağustos 1920'de imzaladığı Sevr Antlaşması'yla Batı Ermenistan'ı tanıdı ve sonrasında ise işgal etti. 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon eyaletlerini içine alan Ermeni-Türk sınırını tahkim kararıyla kararlaştırdı. Fakat bu bölgelerin Türkiye'nin işgali altında bulunmasından dolayı Wilson'un tahkim kararı Uluslar Ligi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmadı. 1894-1923 tarihleri arasında Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli Ermeni sakinleri birbirlerini takip eden 3 Türkiye hükümetleri tarafından soykırıma uğratıldı. İşgalci Türkiye 18 Temmuz 1932 tarihinde Uluslar Ligi'ne üye oldu. Karin Erzurum 1920'de müttefik güçler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Sevr Antlaşması'nın 93. maddesi temelinde azınlıkların hakları bütünsel olarak Batı Ermenistan Devleti tarafından tanındığını ayrıca hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkan Yardımcısı Ohal Rejimi Sorumlusu Dikran Avinyan, Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada Çin'den koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele için araç gereç ve ekipmanın 3. partisinin özel uçakla Ermenistan Cumhuriyeti'ne ithal edildiğini ifade etti. Avinyan, bugün Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla çeşitli ekipman ve test üretiminde gerekli reaktiflerin son grubunu sağlamak için Çin'den 3. uçuş gerçekleştiriliyor, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Andrea Victorin, 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin soykırımın önlenmesine verdiği desteği sürekli olarak dile getirmekte ve bu trajedinin kurbanlarını anmakta olduğunu dile getirdi. Victorin belirtilen açıklamasında geçmiş unutulmamalıdır. Çünkü onurlu bir gelecek ancak geçmişin karanlık taraflarını kabul etmekle mümkündür. Her yıl Nisan ayında Ermenilere karşı işlenen vahşetin kurbanlarının anısına bir araya geliyoruz. Bir asırdan daha fazla Osmanlı İmparatorluğu'nda meydana gelen olayların bir daha tekrarlanmaması gerekir. Ermeni halkına karşı işlenen suçların unutulmaması gerekiyor, dedi.
Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış insan sayısı son bir günde 184 artarak 4044'e ulaştı. Şu anda 2304 kişi tedavi görüyor. Enfekte olanların 1666'sı artık iyileşti. Koronavirüs hastalığından toplam 52, dolaylı olarak da 22 ölüm vakası bildirildi. 14 Mayıs itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış kişi sayısı 3860. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 14 Mayıs oturumunda Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüse bağlı olağanüstü hal durumunu bir ay daha uzatmaya karar verdiğini hatırlatalım. O hal 13 Haziran saat 17'ye kadar sürecek. 19 Ocak 2007'de İstanbullu Ermeni aydını Agos gazetesinin kurucusu ve editörü Hrant Dink öldüren ve bir Türk milliyetçisi olan Ogün Samas'ın yakında hapisten çıkması bekleniyor. Türk T24 haber ajansına göre 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Samas'ın cezasının tamamlanmasına 1 yıl 9 ay kaldı. Ancak 9 ay sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılabilir. Aynı zamanda Dink cinayetiyle ilgili olarak kolluk kuvvetlerinin bir dizi üst düzey yetkilisinin yargılanması devam ediyor. Konstantinopolisli Ermeni aydının ailesini ve çıkarlarını savunan avukatlar, cinayetin önceden planlandığını ve planlanan suikast girişiminden haberdar olan kolluk kuvvetlerinin bunu engellemediğini iddia etmeye devam ediyor. Ahalkalak bölgesinin Kartsah köyündeki Surpovannes Garabet Kilisesi'nin yenilenmesi için bir banka hesabı açıldı. Kar ve yağmur kilisenin çatısını tahrip etti, çökme tehlikesi var. Kartsah köyünün sakinleri herkesin desteğini talep ediyor. Kartsah köyünün sakinleri, sevgili vatandaşlar, Kartsah köyü halkı desteğinizi bekliyor. Kartsah'taki Surpovannes Garabet Kilisesi'nin her birinizin yardımına ihtiyacı var çünkü kilisenin çatısı her an çökebilir. Banka hesabına bağışta bulunabilirsiniz diyerek herkese başvuruyor. Ermeni kimliği ailenin kültürüyle korunmaktadır. Birbirlerine saygı, sevgi, sorumluluk duygusu, bağlılık, erdem, ahlak ve geleneklerin korunması toplumu ve ana toprağı güçlendiriyor. Kim ulusunu güçlü ve vatanını muzaffer görmek istiyorsa öncelikle ağacın dallarını canlandırmak ve meyvelerini toplamak için ağacın köklerini özenle bakan şefkatli bir bahçıvan gibi olmalı. Ağacın kökleri her ne kadar da toprağa gömülü ve görünmüyorlar ise içinde ağacın ömrünü ihtiva ediyorlar. Muratsa'nın tarihsel romanının kahramanı Georg Marzbetuni'nin bu sözleri bizlere düşünme ve her şeyi yeniden değerlendirme fırsatı veriyor. Herkes ailesinde mutlu olmak ister ve bu mutluluğun bakıma, güvene, sadakate ihtiyacı vardır. O zaman ailelerimizi daha çok sevelim. Aile bağlarımızı daha da güçlendirelim. Böylece vatanımızı daha da güçlendirmiş oluruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Kele Lav adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.